Herkese merhaba ben Doğa. Yeni bir gündem videosuyla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Marvel Comics'ten ve MCU'dan başlıyoruz. MCU'da gündem biraz sakindi. Eko dizisinden sonra artık yapımlar, yeni senaryo çalışmaları, kulisler dönüyor ortalıkta. Ama çok fazla dedikodu yok. Daha çok fan-made şeyler var. Tabii fan mail şeylerden bir tane örnek alıyorum arada sırada ama bir iki tane dedikodu var onları topladım. Onlarla başlayalım. Kang ile ilgili çok konuşuldu. Hatta geçen hafta bir ara Kang'in yerini World War Hulk konsepti mi alacak falan dendi ama Deadline web sitesi ki bu Hollywood kulisiyle iç içe bir web sitesidir. Kang'in devam edeceği haberini en son çıkardı. Dolayısıyla yeni bir kötü olmayacak. Kang olacak. Şu anki durum gibi gözüküyor ama deadline herhangi bir casting çalışmasının olmadığını söyledi. Dolayısıyla Kang devam ediyor ama oyuncunun ne olacağına dair herhangi bir çalışma yok aşamasındayız. Kang yok ama tabii fanlar Kang'in yerine Doom'u istemeye devam ediyor. Bir tane fan made var. Screen Rant sitesi fena bir site değildir ama çok kötü bir çalışmayı öne çıkarmış. Paylaşayım sizinle. Bu herkesi Afişe yığdıralım onu da koy bunu da koy Allah kimi verdiyse koy çalışmalarını hiç sevmiyorum. Bu arkadaş da öyle yapmış. Cosmos Body isimli Instagram kullanıcısı. Afişin aşağısına köşesini F15 koymuş. F15 çıkıyor boyut kapısından. Neden çıkıyor? F15 ne ayrıca? 1991 Körfez Savaşı'nda mıyız? F15 mi kaldı? Bari F23 falan koy. Helikeri koy zaten de. Hadi koymadın. F23, F22 falan koy bari. Çok kötü bence. 10 üzerinden 3 otur. Galactus'a dair bir söylenti var. MCU'da Galactus ne olacak diye. Ego'nun Galactus'u sembolik olarak oynayacağı söyleniyor. Şöyle ki Galactus olmayacak MCU'da hiç en azından orta vadede hiç olmayacak. Ego bir selestil olarak gezegenlerle beslenecek ilerleyen filmlerde ve Galactus'u sembolize edecek MCU'da diye bir haber yapmış. Yalnız yapan CBR, biraz sansasyonu seven bir web sitesi sonrası. Çok fazla güvenmiyorum ama Egon'un ve Galactus'un MCU'daki duruşuna dair böyle bir dedikodu var. Kingpin'i oynayan Vincent Donofrio bir açıklama yapmış. Kingpin'in emelleri neden New York'ta kısıtlı kalsın ki demiş. Yani daha ülkesel, daha evrensel kötü emelleri olabilir gibisinden bir yoruma açık bir laf etmiş. Tabi şimdi Donofrio da iyi bir oyuncu, köklü bir oyuncu, güçlü bir oyuncu. Kingpin'i de çok iyi oynuyor Wilson Fisk'i. MCU dediklerine kulak asabilir maalesef. Umarım böyle bir şey olmaz. Umarım önce New York'u hallederler, sokak seviyesinde bir şeyler çekerler. Sonra sıra evrene gelecekse gelir. Direkt olarak Wilson Fisk'in evrene dair emellerini işlemezler diye ümit ediyorum. Peki bu nasıl olur diye konuşulmuş sosyal medyada. Daha çok fanların teorileri Avengers filminde kötülerden birisi olabilir diye söyleniyor. Ama umuyorum Örümcek Adam 4'te Wilson Whisk vs. Daredevil Örümcek Adam işlenir. Sonra evrene çıkacaksa çıkar. Önce New York sonra daha geliş yaptı lütfen. MCU tarihinde ilk kez en kötü filmler organizasyonuna aday gönderdi. Rezi ödülleri. Çağrışım yapıyor ismi zaten bilmeyenler için. Akılda öyle kalsın. Bütün rezil filmleri sıralıyorlar. Rezi ödüllerinde Ant-Man 3. filmi 4 dalda aday olmuş. En kötü yönetmen, en kötü uyarlama, en kötü devam filmi, en kötü yardımcı oyuncu. Dolayısıyla MCU'nun galiba böyle tokatlara ihtiyacı var. Bunların çoğalması lazım ki kendini çeki düzen versin. Sentry filmi için bir casting adayı bu artık çok güçlü konuşuluyor. Lewis Pullman, Top Gun 2. filminde görmüştük onu. Sentry Thunderbolts'un düşmanı olacak MCU'da. Lewis Pullman büyük ihtimalle Sentry olacak deniyor. Bu baya baya artık dedikodudan da öte bir hale geldi. Görüldüğü üzere MCU sakindi. Çizgi romanlarına bakalım Marvel Comics'in. Bu çizgi romanlar kısmında bu gündem videolarında spoilerlar olabilir. Çünkü yeni çizgi romanlardan bahsettiğim için spoiler vereceğim ister istemez. Onun için ya kaçın ya da devam edin. Spectacular Spider-Man serisi vardı 80'lerde. Özellikle sokak seviyesi örümcek adam için mükemmel bir seriydi. O tadı çok iyi veriyordu. Onu geri getiriyor Marvel Comics. Peter Parker'ın yanına Miles Morales'i de veriyor. Yani ekip halinde Spectacular Spider-Man serisi Nisan 2024'te raflarda olacak. Mutant aleminden bir haberimiz var. Daken. Dakin'ı bilmeyenler Logan'ın oğlu. Eski Wolverine'in Logan'ın oğlu öldü. Sabretooth onu parçalara ayırdı ve işin vahim tarafı parçalanmış bedeni Logan buldu ve tabii ki kafayı yedi. Uzun süredir görmediğimiz bir Logan şiddeti görebiliriz önümüzdeki sayı itibariyle. Bu sayıda Wolverine 41'de zaten Marvel biraz dozu arttırdı şiddette. Yani canlı canlı insan yemeler, pençelerin bedene girme detayları biraz Marvel standartlarına göre yüksek şiddetliydi. Şimdi kafayı yemiş, kendinden geçmiş, oğlunu o halde görmüş bir Logan var. Önümüzdeki sayı büyük ihtimalle kan gövdeyi götürecek. Şiddet dozu dedik. Marvel şiddet dozunu önümüzdeki aylarda çok arttıracak. Disney standartlarına göre bırakın çizgi roman standartlarına göre bayağı yüksek olacakmış. Öyle ki Blood Hunt diye bir seriden bahsetmiştim geçmiş videolarımda, gündem videolarımda. Vampirler 616 istila edecek diye. Burada o kadar yüksek şiddetli çizimler olacakmış ki kırmızı alarmla satıyorlar. Yani bir kırmızı etiket diye bir şey var Marvel Comics'te. Bunu pek fazla basmazlar. Bu çizgi roman üzerine onu basacaklarmış. Yani çok yüksek şiddet içeriyor uyarısı olacakmış. Hatta bir söylentiye göre poşette satılacakmış. Yani biraz tehlikeli bir içerik gibi. Dolayısıyla Marvel şiddet dozunu yükseltiyor gibi görünüyor. Biraz da magazine girelim. Iron Man'le Tony Stark'la Emma Frost göstermelik bir evlilik yapmışlardı. İnsanlarla mutantların büyük sorunlar yaşadığı dönemde işte hepimiz kardeşiz imajı çizmek için hem de birazcık networklerini kendi dünyalarından bağlarını güçlendirmek için. Fakat bu göstermelik evlilik Türk filmi gibi aşka dönüştü ve bayağı artık sevgililer, aşıklar birbirlerine Allah mesut etsin ne diye. Iron Man dedim Iron Man'den devam edeyim. Mysterium zırhından bahsetmiştim birkaç video önce. Bu zırhın detayları yavaş yavaş belli oluyor. X-Men ekibi White Hot Room'dan çıkan Kirbon adında bir maddeden bu zırhı yapmış. Şu ana kadar Iron Man'in sahip olduğu en dayanıklı zırh olacak gibi görünüyor. Hala detaylar net değil. Spider-Man 2099 sevenlere bir haberimiz var. Haberden ziyade benim böyle bir yorumum olacak bu seriyle ilgili. Miguel O'Hara Spider-Man 2099 serisi 3. sayıyı çıkardı. Korku öğeleriyle bayağı bir besliyorlar seriyi. Bence çok güzel olmuş. Ben fantastik kurguda ortlakları bu undeadleri, ölüm büyülerini severim. Zaten oyunlarda bir büyücü oynayacaksam genelde necromancer oynuyorum. Miguel O'Hara'daki ilk sayıda zombiler vardı. Sonra Dracula geldi. Şimdi de kurt adam 3. sayıda çıktı. O korku öğelerini çok güzel ekliyor hoşuma gitti. Miguel O'Hara ve bu öğeleri seviyorsanız seriyi takip edin diye öneririm. Loki ve Thor'dan bir haberimiz var. Loki hikayeler tanrısı olduktan sonra ve kendi bölgesinin kralı olduktan sonra çok fazla Thor'la uğraşmıyordu. Uzun süredir hatta araları iyiydi. Fakat Loki, Loki'nin yapacak gibi gözüküyor. Kendisi söyledi bu teyit edildi seni öldürecek kişi benim dedi bir ateşbaşı sohbetinde kardeşine. Dolayısıyla Loki gene yılanlığına geri dönecek. Biz Loki'yi zaten öyle seviyoruz. Immortal Thor serisinde Loki'yi Thor'un düşmanı olarak göreceğiz gibi görünüyor. Marvel Comics'e burada bir noktayı koyalım. DC Comics'e geçelim. Önce tabi DCU'ya bir bakalım. İlk haberimiz animasyondan Creature Commandos animasyonu. Malum DC, James Gunn'ın DCU'sunun ilk içeriği olacak. Orada bir karakter daha duyuruldu. Witcher dizisinden tanıdığımız Anya Kalotra ekibe dahil oldu. Büyücü Kirke'yi oynayacak. Türkçesi Kirke, İngilizce Cersei. Hangisini istiyorsanız onu kullanın. Bazen sirke diyorlar. Aman sakın öyle bir şey yok. Sirke diye bir şey yok. Burada ilginç olan bir villain olarak tanıtılmadı. Villain de olabilir belki Creature Commandos animasyonunda. Onu bilmiyoruz. Ama villain olarak tanıtılmadı. Creature Commandos'da çalışma adabı olarak biraz Suisa Squad'a yakın. Yani önemli olan görevdir. Bu yolda her şey mübahtır kafasıyla ilerliyor. Dolayısıyla ekip de olabilirler. Bakalım. James Gunn arada sırada Superman The Legacy ile ilgili ne aşamada olduğuna dair haberler veriyor. Yine bir haber paylaşmış. Görüntü yönetmenini seçmiş. Daha önce 3 projede birlikte çalıştığı ve şimdi 4. olacak. Braham'la birlikte. Henry Blair Braham'la birlikte çalışacaklarmış. Böyle olunca birazcık sosyal medya tabii attı atıştırdı işte gene tanıdıklarını topluyor falan kardeşini aldıktan sonra da öyle demişlerdi. Ben bunu doğru bulmuyorum pek. Bir yönetici hangi ekiple başarılı olacağını düşünüyorsa onları alır. Anormal gelmiyor bana. Sporda da bu böyledir, iş dünyasında böyledir. Dolayısıyla Braham'la çalışacaklar. Kaldı ki Braham bir Oscar adaylığı var Guardians of Galaxy 2 ile. 30 Ocak'ta Suicide Squad Kill the Justice League oyunu çıkıyor. Bu vesileyle sosyal medya üzerinden James Gunn'a oyun kanon olacak mı? Yani DCU'ya dahil olacak mı diye sormuşlar. James Gunn da oyunların hepsi dahi değil demiş ama bu oyunla ilgili bir cevap vermiş. Böyle politik bir cevap vermiş. En azından buradan bazı oyunların DCU'ya dahil olacağını öğrendik. Zamanla hangilerinin olduğunu da öğreneceğiz herhalde. DCU yakın zamanda sıfırlanmadan önce bir siyahi Superman projesi vardı. Hatırlayan hatırlayacaktır. Olacak mı olmayacak mı da bilinmiyordu. Kaldırıldı mı rafa o da söylenmemişti. James Gunn açıkladı kaldırılmamış. Ha, çekiliyormuş ve üzerinde çalışılıyormuş. Dolayısıyla 2025'te bir tane siyahi Superman, Dünya 23 süpermeni filmi izleyeceğiz. Yani 2023'te iki tane Superman filmi olacak. J.J. Abrams yönetmeni. J.J. Abrams daha önce görevimiz tehlike ve Westworld içeriklerinin yapımcılığını üstlenmişti. Dolayısıyla CV'si fena değil. Bakalım filmi nasıl olacak. Geldik DC Comics'te çizgi romanlara. Çizgi romanlarda yine spoiler alarmı vereyim. DC Comics Nisan 2024 itibariyle çok büyük bir olayın geleceğini duyurdu. Dediği şu 2024'te 30 yıllık plan açığa çıkıyor. DC evreni eskisi gibi olmayacak. Böyle deyince millet yahu dedi acaba gene mi kriz oluyor yeter bıktık artık krizlerden. Ben kriz olacağını düşünmedim. 30 sene önce işte Zero Hour krizi olmuştu. Fakat bu hikayenin bu serinin sonunda pek bir şeye bağlanamamıştı. Çok büyük bir kriz oldu ama sonunda etkisi zayıf kalmıştı. Bence onu ya timeline'dan silecekler zaman çizgisinden ya da orada saklı kalmış bir şeyleri temizleyecekler. Onun sonunda bir şeye bağlanamadığı için onu güncelleyecekler. Ben öyle sanıyorum. Bir daha kriz bu kadar kısa sürede DC herhalde yapmaz diye ümit ediyor. DC Comics'te bu ara eski villainların geri dönmesi durumu var. İki tane villain geri döndü. Birincisi Go Kingdom Come'da ve Dünya 22'de bela olan bir villain'dı. Biraz böyle tanrı kompleksi, kendini seçilmiş kişi zanneden bir kötü karakterdi. Hala kendini seçilmiş zannediyor ve cennete gitmek için kötülerin kötüsünü öldürmesi gerektiğine inanıyor. Dolayısıyla hedefi Darkseid. Darkseid da bu meydan okumayı kabul etmiş. Zaten ben meydan okusam kabul ediyor Darkseid hemen. Ama Gog'u özellikle kabul etmiş. Çünkü Gog'da anti yaşam denklemi var. Öldürüp onu almak istiyor. Batman Superman World's Finest serisi. Harika bir seri gerçekten. 23. sayıdaydı en son. İkinci kötü de Simon Hurt. Uzun süredir hiç piyasada yoktu Simon Hurt bir okültist. Kötü büyülerle uğraşıyor. Şeytani varlıklara tapıyor daha da önemlisi Bruce Wayne'in atalarından biri. Akrabası. İsmi de Thomas Wayne ama tabii ki babası değil isim benzerliği. Esas ismi Thomas Wayne. Simon Hurt olarak geçiyor. Nickname ile Dr. Hurt derdi de Barbatos'u geri çağırmak. Şu anda Dedektif komikste Batman'e şeytani güçler musallat olmuş durumda. Batman dolayısıyla Gotham'dan kaçtı insanlara zarar vermemek için. Hazır şeytani güçler ona musallat olmuşken Simon Hurt de rahatlıkla Barbatos'u çağırırım Batman aracılığıyla düşünüyor olabilir. DC Comics'te The Vault diye bir seri var. Kasa Türkçesi bilmeyenler için söyleyeyim. The Vault'da DC Comics genelde geçmişte işte klasik olarak geçen ya da çok sevilen ya da ödül kazanmış eserleri, içerikleri derleyip topluyor. İki tane haberimiz var The Vault'ta. Birincisi Sandman'in 19. sayısını yüksek çözünürlükle tekrar renklendireceklermiş. Neden 19. sayısı? Çünkü 19. sayısı ödüllü bir sayı. Renklendirme ile ödül kazanmıştı. O sayıda çalışan Steve Olive, renklendirmede çalışan Steve Olive bu projede de çalışacak. Kendisi 9 büyük ödülün sahibi çizgi roman dünyasından. Dolayısıyla Sandman sevenler için iyi bir koleksiyon malzemesi olabilir. Bu da Nisan ayında. İkincisi de Wonder Woman'la ilgilenenler için iyi bir koleksiyon parçası geliyor gibi gözüküyor. Yaklaşık 500 sayfadan oluşacak ve Wonder Woman'ın klasiklerini toplayacak. Altın çağa kadar gitmiyor. 700. sayıyla 770 ile 790 arasını topluyor. Bir de 80. senede çıkarılmış özel bir sayı vardı. Onu komple ekliyor. Yaklaşık 500 sayfalık büyük ihtimal sert kapak olur. Tabi burada maliyetler bizi biraz zorlar ama Wonder Woman'ı seviyorsanız koleksiyona katmak için iyi bir ürün olabilir. Bu da Nisan ayında bekleyiniz. Wonder Woman dedim oradan devam edeyim. Wonder Woman kendi ekibini kurdu. Wonder Girl var, Donna Troy var ve Future State Wonder Woman var. Onları bir araya getirdi. Bu şu demek? Justice League geri gelecek mi, gelmeyecek mi? Wonder Woman olmadan Justice League olmayacağına göre Büyük ihtimalle casusluk bir süre daha yok. Wonder Woman zaten bence kendi ekibi olsun. Güzel de bir ekip kurmuş. Eski videolarımı, gündem videolarımı izleyen bilir. Ben Birds of Prey seviyorum. Özellikle bu yeni serisi çok güzel. Oraya Vixen karakteri eklendi. Vixen 80'lerde popüler gibi olup unutulmuş bir karakterdi. Farklı karakterleri çizgi romanda görmek güzel motivasyon sağlıyor. O anlamda Birds of Prey ekibi de hareketlendi gibi. Satış rakamlarına bakalım. Haftalık 14 ile 21 Ocak arası hep söylüyorum eğer o hafta Örümcek Adam ya da Batman çıktıysa bunlar birinci sıraya gelir fasikül satışlarında. Fakat bazen yazarlar hepsini geride bırakır. Joshua Williamson da bunlardan bir tanesi. G.I. Joe ekibine, Cobra Komando serisine ki Cobra Komando William ve biraz niş bir karakter. Ona rağmen Joshua Williamson etkisi görülüyor. Ve haftalık satışlarda birinci sırada, ikinci sırada tabii ki Örümcek Adam var. Benim gündeme bakalım biraz da. Benim gündemimde bir tane çizgi roman vardı geçtiğimiz haftalarda. Something is Killing the Children. Bir şeyler çocukları öldürüyor. Boom Studios'dan çıkan bir seri bu. James Tynion, dördüncü James Tynion yazarlığını yapıyor. Aslında altı sayı olarak planlanmış. Fakat o kadar çok satmış ve sevilmiş iyi kritikler almış ki devamına karar verilmiş. Bu video yapıldığında 32. sayısı çıkmıştı. Hikaye Archer Peak isimli bir kasabada geçiyor. Burada çocuklar ölüyor ama kimin öldürdüğünü polis bir türlü bulamıyor. Bir tane çocuktan şüpheleniyorlar ama ona dair de bir delil yok. Bu çocuk onları öldürmediğini biliyor fakat polisten çekiniyor, korkuyor ne yapacağını bilmiyor derken kasabaya genç bir kardeşimiz geliyor ve diyor ki ben sana yardımcı olacağım. Birazcık Stranger Things var. Birazcık böyle slasher korku öğeleri var. Biraz canavar avcılığı var. Ortaya karışık yapmışlar. Ben çok severek okuyorum. Türkçesi var mı bilmiyorum ama varsa çıkarsa alın derim. Yabancı diliniz yeterliyse mutlaka öneririm. Çok keyifli bir seri. Özellikle 10. sayıdan sonra hakikaten heyecanlı hale geliyor. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere.